Evet, merhaba arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde tam şurayı yapmıştık. Burayı bir daha hatırlayalım. Bizim hava durumlarımızı bize bildiren her gün haberlerde hemen hemen tüm haber kanallarında hava durumu çıkıyor. O hava durumunu veren kurumun adı ne? Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gov.tr. Bu adrese girdiğimiz zaman burada ne yapıyor? Hava durumunun bugün nasıl olacağı, yarın nasıl olacağı, 5 gün içinde nasıl olacağı, daha fazla ilerisinde tahminleri olabiliyor. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü yani şu andaki teknolojiyle tahmin yapabiliyor. Yani kar mı yağacak, yağmur mu yağacak, hangi saatte yağmur başlayacak? Son birkaç yıldır bazı tutturamadıkları oldu ama ondan önceki yıllarda daha da iyiydi, daha başarılıydı. Yani şu saatte yağmur yağacak diyordu, yağıyordu. Şu saatte kar yağacak diyordu, yağıyordu. Son birkaç yıldır bir kalite düşmesi var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinde, hizmetlerinde. Ama gene de dikkate almakta fayda var. Ne yapıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü? Uydulardan ve çeşitli mekanizmalardan aldığı bilgileri ne yapıyor? Yayınlıyor sayfasında. O kurumu da birazcık tanıyalım. Bakın buradan girdiğimizde şöyle girelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasına tıkladığımız zaman buradan bazen siz de girip inceleme yapabilirsiniz. Bakın burada şu anda Ankara gözüküyor. Hangi ili istiyorsanız, hangi ilçeyi istiyorsanız buradan mesela ne diyelim? Kayseri diyelim. Buradan ne yapıyor? Bakın Kayseri. Kayseri Havalimanı. Bünyan Kayseri. Yani buradan oradaki ne yapıyor bize? Hava sıcaklığını, nemini vesairesini ne yapıyor? Veriyor. Bugündür, yarındır. Ondan sonra daha ileriki günlerdir. 5 günlük tahmindir. Bakın buradan bilgileri buradan alabiliriz. Yani hava durumuna bakmadan sokağa çıkmamakta fayda var. Yani o zaman ne oluyor? Bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Ben bir keresinde hava durumuna bakmadan çıktım. Yağmura yakalandım. Ayağım düştü ve kolumun kırıldı. Yani faturası ağır oldu. Yani hava durumunu dikkate almak gerekiyor. O gün yağmurdan kaymayan ayakkabımı giymem gerekiyordu. Bunu dikkate almadan çıktığım için böyle bir faturası oldu. Onun için hava durumu bizim için önemli. Yani çıktığımız zaman kıyafetimiz, mesela bir seferinde Edirne'ye gitmiştik Eylül'de. İstanbul'dan çıktığımızda hava güzeldi. Ama gece o kadar soğuk oldu ki yani o gün hastalık kapıyordum. Çok fenalaştım. Gece dondum adeta. Mağazalar kapalı. Bir kazak alsam falan. Yani gece halbuki buraya baksaydım gece sıcaklığı Edirne'de belli değil mi? Belli. O zaman ona göre tedbir alabilirdim. Yani dolayısıyla evden çıkarken hava durumuna bakmak faydalı. Zaten birçok telefonumuzun şu anda ana sayfasına bugünün hava durumunu gösteriyor, değil mi? Kullandığımız telefonların hepsinde bu özellik var hemen hemen. Hava durumunu dikkate almamızda fayda var. Yağmurdur, kardır. Geçen derste bir tane anlatmıştım. Dikkate aldığım için hayatım kurtuldu. Basın Ekspres yolundan geçtim ben. 1 saat sonra orada su bastı, yağmur yağdı. Ve ben 1 saat gecikseydim eğer orada 35 insan ölmüştü, 30 küsur insan ölmüştü. Ben yani çok dikkate almasam bile biraz tedirgin oldum. Erken geçtim oradan. Yani ben eğer 1 saat gecikerek gitseydim orada ölenlerden biri de ben olabilirdim. O olayı hatırlıyorsunuz zannederim. Basın Ekspres'te İstanbul'da su basmasından dolayı 30'dan fazla insan ölmüştü. Aniden birdenbire. Giresun'da olan olayları da biliyorsunuz. Yani dolayısıyla hava durumunu dikkate alarak yaşamamız lazım. Yani bulunduğumuz geçeceğimiz güzergahımızda özellikle dere yatağı varsa dere yatakları ne yapıyor? Aniden birdenbire ne yapıyor? O dağlardaki yağmurların tümü dereye toplanıyor, değil mi? Onun yatağı sonuçta biz nasıl gece yorulunca yatağımızda yatıyoruz.
Yatağımızı kimse bizden almıyor, değil mi? Yatağımızda yatmaktan daha rahat bir yer yok, değil mi? Ailemiz bize bir yatak alıyor. Bizim için en konforlu, en güzel uyku o. E zaten o yatak kime göre ayarlanmış? Bizim en rahat uyuyacağımız şekilde ayarlanmış ve uykunun hiçbir alternatifi yok. Dünyanın en kral tatili nedir? En güzel tatili nedir? Uyku. Uykudan daha güzel dinlendirici bir şey var mı? Yok. İşte yağmurun da nedir? Dere yatağıdır. Akacağı yer. Onun yatağına göz koyarsan o da ne yapıyor? Senden intikamını çok kötü bir şekilde ne yapıyor? Alıyor. Ona göre tedbir almak gerekiyor. İşte bu hesapları tamamen ne yapıyor? Meteoroloji yapıyor. Yani Giresun'a ne kadar yağmur düşecek belli bu. O yağmur bu derelerde sığar mı sığmaz mı belli. Her şey belli. Yani hesabını yaparsan o yağmurun miktarı belli. Nereden gelmiş bu? Efendim Moskova'dan doğru mu gelmiş? Bu bulutun ne kadar miktar su tuttuğu belli. Yani düzgün bir tahminle o afetler, felaketler, şunlar bunlar engellenebilir. Daha önce de söylediğimiz gibi ne oluyor? Şeyden korkmuyoruz. Depremden, yağmurdan, fırtınadan korkmuyoruz. Ne şartla korkmuyoruz? Tedbir alırsak. Değil mi? Tedbir alırsak o zaman herhangi bir bu felaketlerden asla korkmuyoruz. Bunlar felaket değil, aslında rahmettir. Yani yeryüzü ne yapıyor? Dünyadaki basınç farkları, enerji farkları, ısı farkları dengeye geliyor. Dengeye gelirken onun gözü yok ki fırtınanın, depremin falan. Yani deprem nedir? Yer kabuğunun altındaki biriken enerjinin yukarı fışkırmasıdır. Şimdi bunu bir şekilde boşaltacak. Nereden boşaltacak? Hangi delikten bulursa oradan çıkacak. O da nedir? Fay hatları. Sen gelir fay hattının üstüne ev yaparsan bunun yıkılacağı belli, değil mi? Fay hattının nereden geçtiğini açıklıyor, değil mi? Deprem uzmanları açıklıyor. Öyleyse arkadaşlar bu konuda daha dikkatli olursak bu afetler bize bir zarar vermez. Bu alet neydi? Açıklamıştık geçen dersimizde. Bir kez daha söyleyelim. Rüzgarın hız kavramını artık biliyoruz, değil mi? Hız. Saatte 100 kilometre bölü hız ne demek? Saatte 100 kilometre hızla gidiyorum demen taksi şoförü ne demiş oluyor? Bir saatte 100 kilometre gidiyorum demek. Bu hız bu anlama geliyor. Kuvvet. Kuvvet nedir? Yani mesela ağırlığımız bizim. Oturduğumuz koltuğa ne yapıyoruz? Ben 80 kilogramsam 80 kilogram kuvvet uyguluyorum bu koltuğa, değil mi? Yani ben tutup da bir bebek sandalyesine oturursam o bebek sandalyesi ne yapar? Çöker. O bebeği taşıyacak kadar sağlam yapılmış. Yani kuvvet nedir burada? Yer çekiminin kendine doğru bizi nedir? Çekmesi olayıdır. Ya da uyguladığımız kuvvetlerdir. Yani rüzgarın bir kuvveti var. Önüne çatı, bina, bilmem köprü ne gelirse ne yapar? Savurabilir. O zaman ne yapacaksın? Yaptığın binayı, köprüyü bu kuvveti dikkate alarak sağlam yapacaksın. Anladınız mı? Mesela çok rüzgar hızlıysa o zaman ne yapacağız? Orada sağlam bir binanın ya da tepenin ya da sağlam bir yerin arkasına sığınacağız o sırada. Yani olayları bilmemiz gerekiyor. Hatta yönünü ölçmekte kullanılan aletlere anemometre adı verilir. Türkçe karşılığı nedir? Yel ölçer. Sabit anemometre, sabit olanlar var. Bir de elde kullanılabilen biraz daha küçükleri var. Ve rüzgarın yönünü, saatteki ortalama hızını ve rüzgar hızındaki dalgalanmaları artıyor, azalıyor, değil mi? Onları falan ölçen gibi anemograf gibi çeşitleri vardır. Bunu anladık mı arkadaşlar? Evet, o zaman devam ediyoruz. Buradaki atmosferin içerdiği su miktarına ne demiştik biz? Nem demiştik, değil mi? Havanın nemini ölçmek için hangi aleti kullanıyoruz? Higrometre adı verilen alet kullanılır. Hava sıcaklığı, hava basıncı, rüzgar ve nemin yarı sıra yağışlarda hava olaylarını belirleyen unsurlar. Yani sadece hava sıcaklığı tek başına etken değil, değil mi? Hava basıncı, rüzgar, nem, yağışlar hava olaylarını etkileyebiliyor.
Bunların hepsinin etkisi var buraya kadar. Yeryüzündeki su kaynaklarından sıcaklığın etkisiyle buharlaşan su ne yapıyor? Su buharı yani gaz haline geçiyor. Bulutlarda toplanıyor. Atmosferdeki nemi oluşturan bu su buharı yani nemi ne oluşturuyor? Su oluşturuyor. Dolayısıyla su buharı birikince ne oluyor? Su buharı bulut olabiliyor. Yani çok yoğunsa daha koyu bir bulut oluyor. Yoğunlaşarak ne yapıyor? Yağmur, kar, dolu, çiğ. Bakın bu kelimeye dikkat edin. Çiğ değil. Yumuşak ya değil. Y ile çiğ. Veya kralı olarak ne yapıyor? Yeryüzüne dönüyor. Evet bunu da anladık. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucunda oluşan yağışın sıvı şeklinde yeryüzüne düşmesine ne diyoruz? Yağmur diyoruz. Ne oldu? Buharlaştı. Su yukarı çıktı bulutlara. Sonra yoğunlaştı. Kendini taşıyamadı. Sonra bıraktı kendini ve ne yaptı? Yeryüzüne yağdı. Biz buna ne diyoruz? Yağmur diyoruz. Evet, buraya kadar iyiyiz. Evet, bir iki tane arkadaşımız geç kaldı. Soracağınız bir şey var mı? Saatimiz belli. Randevularımızı ona göre ayarlayalım. Derse geç girince tabii ki eksiklerimiz var. Bugün Milli Eğitim Bakanı da açıkladı. Aynen sınavlar olacak, okullar olacak, belki de dersler online olacak. Ondan sonra da sınav yapacaklar. Yani okulların işleyişinde, derslerin işleyişinde bir aksaklık olmayacak. Bu konuda arkadaşlar bakın 5 aydır okullar kapalı. Yani bu öğrenci adına bir çöküş demek, bir gerileme demek. Buna aslında taviz vermeyin. Okul varmış gibi aynen öğrenmeye devam ediyoruz. Bilgilerimizi aynen öğreniyoruz, ilerliyoruz. İlla birilerinin bizi dürtmesine ya da bizi gaza getirmesine gerek yok. Yapılması gereken bilgilerimizi öğrenelim. Öğrenmezsek iyi doktor, iyi mühendis ya da iyi bir yurttaş olmada zorlanırız. Bu bilgiler o açıdan çok önemli. Gördüğünüz gibi bu bilgileri çok iyi bilen Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Güney Kore'de depremlerde, yağmurlarda, rüzgarlarda bir zayiat yok değil mi? Çünkü oralarda bilim çok çok ileri. Ona göre tedbirlerini alacak bilim adamları var, halk var. Bizde maalesef bunlar zayıf olduğu için Giresun'da bir yağmur yağdı, her tarafı sel götürdü. Yani bu olayları iyi bilmemiz gerekiyor. Şuradaki olay, atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın sıvı şeklinde yeryüzüne düşmesine ne dedik? Yağmur dedik. Peki, kar yağması diye bir olay var mı? Evet, ne diyorsunuz? Kar yağması diye bir olay var mı? Var hocam. Yani kar yağması diye bir olay yok desek ispat edebilir misiniz? Yani buluttan kar yağar mı? Size onu sorayım o zaman. Yani tabii ki kar yağar. Kar yağmaz diye kimse bir şey diyemez. Ama buluttan kar yağar mı? Yağar hocam. Evet Arzu biraz daha mikrofona yaklaşman lazım. Senin sesin biraz az geliyor. Ömer buluttan kar yağmaz. Bilgisayarın sesini de sonuna kadar aç. Ömer buluttan kar yağmaz. Evet aferin güzel. Merve mi bunu söyleyen? Hayır Ayşe. Su damlaları düşerken donuyor. Kar oluyor. Evet yani buluttan kar yağmaz. Buluttan ne yağar? Buluttan atmosferdeki su buharı ne yapıyor? Buluttan yağıyor. Nereye yağıyor diyelim ki? Hakkari'ye yağıyor. Hakkari'de yağmur yağarken Hakkari soğuksa ne oluyor? O yağmur damlalarını donduruyor ve Hakkari'ye kar yağıyor. Anladınız mı? Yani buluttan kar yağması durumu çok çok zayıf. Yani bulutun olduğu yer soğuksa tabii ki yağar. Yani bulutun olduğu yer soğuksa, yani soğuk olunca ne oluyor? Su damlaları donuyor. Su kaç derecede donuyor? Evet, kaç derecede donuyorsun? 100. Suyun erime, donma sıcaklığı kaç derece? 0 derece. 0 derece.
Değil mi? Kaynama noktasında 100 değil mi hocam? 0 derecede, bakın çocuklar, 0 derecede, 0 santigrat derecede su ne yapar? Su ne yapar? Donar. Ya da erir. Donma ile erime zaten birbirinin tersi değil mi? Donar. Donma. Ya da nedir? Erime. Donma ya da erime. İkisi aynı şey değil mi zaten? Donma ile erime birbirinin tersi değil mi? Bunu bir tanıyalım. Sıfır derecede ne yapıyor? Donuyor ya da eriyor. Yani ne yapıyor? Elinde içtiğin su. Sıfır dereceye koyarsan ne yapıyor? Donmaya başlıyor. Aşağısında hep buz zaten. Eksi bir, eksi iki, eksi üç. Aşağı doğru gittikçe ne yapıyor? Daha soğuk bir buz oluyor. Ama donma kaçta başlıyor? Sıfır derecede başlıyor. Ya da sen buzdolabından aldın bir buz parçasını. Getiriyorsun. Masanın üstüne koyuyorsun. Kaç derecede erimeye başlıyor o? Sıfır derecede erimeye başlıyor. Bunu anladık mı? Erime ya da donma su için kaç derecede oluyor bu? Sıfır santigrat derecede oluyor. Oldu mu arkadaşlar? Yani donma ile erime birbirinin ikiz kardeşi. Ama birbirinin tersi. Yani donma da sıfır derecede oluyor. Erime de sıfır derecede oluyor. Sıfır derecenin üstünde sudur. Sıvı haldedir. Sıfır derecenin altında ise nedir? Buzdur. Ama sıfır derecede su olabilir, buz da olabilir. İkisi karışık da olabilir. Tamamen buz da olabilir, tamamen su da olabilir. Yani sıfır derecede mesela şöyle bir haberlerde duyuyorsunuz. Diyorlar ki işte İzmir'e kar yağıyor. Ne demek? Ha, kar yağdığına göre İzmir'de hava ne demektir? Söyleyin bakalım. İzmir'e kar yağıyor dedi haberlerde. Sıfır ya da sıfırın altındadır. Sıfır ya da sıfırın altındadır. Değil mi? Dedi ki Samsun'a karla karışık yağmur yağıyor. Bu ne demek? Karla karışık yağmur ne demek? Yani hocam birazı yani birazı donmuş, birazı donmamış. Ha, kaç derece olabilir hocam? Yani tam donmamış. Yani kaç derece olabilir karla karışık yağmur dediyse? 1-0 falan olabilir hocam. Yani sıfır filan değil, sıfır, sıfır. Aynen sıfır. Yani karla karışık yağmur dediğine göre kar var mı içinde? Var. Kar demek ne demektir? Donmuş mu? Evet. Donma ne demek? Sıfır demek mi? Evet, kesin. Değil mi? Karla karışık yağmur açıklıyoruz. Peki içinde yağmur da varmış. Yağmur ne demek? Ha, ikisi beraber su ve buz nerede beraber bulunabilir? Sıfır derecede. Anladık mı arkadaşlar? Bakın burayı pembeyle dairesini alalım. Yani karla karışık yağmur dediği zaman nedir? Sıfır derecedir. Kesinlikle. Sıfırın üstte değil, altıda değil. Sıfır. Çünkü sıfır derecede buz ve su olabilir. İkisi beraberce yaşayabilir. Mesela suyun içine bir tane buz attınız bardağınıza. Suyunuz biraz ılıktı. Ya biraz soğusun falan dedim. İçine buz attım. İkisi dengeye geldi. Tabii ki ne yapıyor? Buz soğuyor, su da ısınıyor. Su soğuyor, buz da ısınıyor. Sonuçta ne oldu? Buz erimesi hale geldi. Ne demek bu? Buz erimesi hale geldiyse sıcaklık nedir bardakta? Sıfır derece. Bunu iyi anladık mı arkadaşlar? Isı konusunda daha iyi anlatacağız bunları. Daha detaylı işleyeceğiz ama sıfır derece demek su ve buz birlikte yaşıyor demek. Oldu mu? Bunu anladık zannederim. Öyleyse geçiyorum. Öyleyse neymiş? Yani buluttan kar da yağabilir. Neye bağlı bu? Ya bulutun olduğu yerde hava sıcaklığı sıfır ve aşağısındaysa buluttan kar da yağabilir. Yani yağmaz diye bir şey yok. Ama büyük oranda ne oluyor? Su yağıyor buluttan ve aşağıya indiği zaman o mahallede hava soğuksa, sıfır ve altındaysa ne yapıyor? Donmuş olarak, buz olarak yağıyor üstümüze. Evet, o zaman toparlayalım. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucunda oluşan yağış şekline ne diyoruz biz? Kar diyoruz. Kar. Anladık mı arkadaşlar? Bir de dolu var. Anladık hocam. Dolu nedir? Niye dolu demişler?
neden boş dememişler? Değil mi? Yani şu görüyor musunuz bak, şu doluları görüyor musunuz bakın? Buradaki arkadaşın elindeki doluları görüyor musunuz? Böyle fındık, ceviz büyüklüğünde dolular var. Ne oluyor bunlar? Isınmalar sonucu yükselen hava içerisinde su buharı, aşırı soğuma olursa ne oluyor? Birdenbire soğudu hava. Ne yapıyorsun o zaman? Birdenbire soğudu. Soğuyunca eğer sıfır dereceyi görünce su ne yapıyor? Donuyor. Donunca da ne yapıyor? O durumda hangi büyüklükteyse, ceviz büyüklüğünde mi, fındık büyüklüğünde mi, efendim nohut büyüklüğünde mi, o büyüklükte donuyor. Ve donunca ne yapıyor tabii ki? Havada tutamıyor onu. Ve ağırlaşıyor. Ağırlaşıyor. Ve ne yapıyor? Tepemize düşebiliyor. Değil mi? Buna biz ne diyoruz o zaman? Aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağış şekline dolu denir. Dolu biliyorsunuz böyle meyve sebze yetiştirme işi yapan, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın çok korktukları bir şey. Yani bunda ne yapmaları gerekiyor? Çiçekler falan bu böyle mermi gibi gelip böyle, tabii mermi gibi derken yani ne kadar yüksekten düşerse o kadar hızı artıyor. Onun için etkili oluyor. Yoksa masamızın üstüne koysak böyle bir doluyu masamıza zarar vermez. Elimize alsak elimize zarar vermez. Ama ne kadar yukarıdan düşerse düşerken hız kazanıyor. Hızı artıyor yer çekiminden dolayı. Ve ne oluyor? Kötü etkiler yapabiliyor. Evet, bunu da anladık. Sayfa 21'de geçtik. Ç'ye geldik. Arkadaşlar, diksiyonumuza dikkat etmemiz lazım. Çiğ, yani ye ile söylüyoruz bunu. Yeryüzüne yakın su buharının, yani yeryüzü dediğimiz neresi? Ayağımızı bastığımız yere yeryüzü diyoruz değil mi? Yer diyoruz. Ama deniz kenarında yaşıyorsak, deniz kenarı neydi? Yeryüzündeki en alt noktadır insanların yaşadığı. Ama yukarılara doğru çıkarsam, ne oluyordu? Dağın tepesine, Ağrı Dağı'nın tepesine doğru, Himalaya Dağları'nın tepesine doğru, Everest'e doğru çıkarsan ne oluyordu? Denizden yukarı çıkmış oluyorsun. Ona da ne diyoruz biz? Rakım diyoruz değil mi? Denizden yüksekliğin adına biz ne diyoruz? Rakım. Yani yolda giderken bu levhaları görürüz. İşte rakım, işte Bolu Dağı'ndan geçerken rakım efendim 500 metre der. Ne demek bu? Deniz seviyesinden 500 metre yüksekte. Anladınız mı? Rakım budur. Karayolları levhalarında bunu sık sık görürsünüz. Rakım bu demek. O zaman yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu su damlacıkları oluşur. Hani çaydanlıkta su kaynatırken de çaydanlığın kapağında da oluşuyor değil mi? Ne yapıyor? Buhar kapağa çarpıyor. Kapak soğuk olunca buhar birdenbire ne yapıyor? Soğuğu görünce ne yapıyor? Buhar halinden su haline dönüyor. Geri dönüyor. Bu olaya biz ne diyoruz? Çiğ diyoruz. Çiğ. Bunu da anladık. Geçiyoruz kırağı. Kırağı nedir? Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde su buharı ne yapıyor? Sıvı haline geçmeden direkt buz haline geliyor. Ha, bu duruma ne diyoruz biz? Bu olaya kırağı diyoruz. Yani şu buzu gördüysek, şurada bir donma var değil mi arkadaşlar burada? Burada bir donma var. Donma ne demek? 0 ve 6 demek. 0 santigrat derece ve 6 demek. Yani eksi 1 demek, eksi 2 demek, eksi 3 demek. Yani 0 ve aşağısı demek. Kırağı. Anladınız değil mi? Bakın burada kurnaz sorular gelir. Eksi 3 derecede kırağı mıdır, çiğ midir der sana mesela. Ne olabilir? Çiğ midir, kırağı mıdır eksi 3 derecede? Hangisidir? Kırağı tabii ki. Kırağı ne yapıyor? Buz şekline gelmiş değil mi? Donmuş yani. Donma nerede oluyordu? 0 derece ve altındaki sıcaklıklar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 deyip eksi tarafa doğru gidersen bu buz demek. Kırağı da gördüğünüz gibi buzlanma yani dolayısıyla. Çiğ ne demek o zaman? 0 derecede de olabilir çiğ ya da nerede olabilir? 0 derecenin üstünde olabilir. Değil mi? Çünkü su. Sonuçta burada su var. Değil mi? Donma diye bir olay yok. Öyleyse 0 derecedir ya da üstündedir diyebiliriz buna da.
Evet, benim sabahları sürekli arabaların üstünde çiğ oluyor genelde. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. E bir de sis var. Nedir bu sis? Nereden çıktı bu sis? Nereden geliyor bu sis? Evet. Bulutla bir akrabalığı olabilir mi bu sisin acaba? Olabilir. Olabilir mi? Evet. Evet, bugün biraz sesimiz az çünkü arkadaşlar. Biraz tahminlerinizi söyleyin, korkmayın. Tahmininizi olabilir söyleyin. Yani, yanlış söyleseniz de cevap vermek daha güzel bir hareket. Yani tahmininiz neyse onu söyleyin. Sohbet ederek yapıyoruz zaten. Evet, bulutla bir akrabalığı var mı acaba sesin? Bulutla bir akrabalığı var mı acaba? Yani sis bulut gibi. Var hocam çünkü bulutlar yeryüzüne yakın bir yerde asılı kaldığı için sis oluşuyor zaten. O yüzden evet. Evet, güzel. Yağmur, kar, dolu, çiğ ve kırağı gibi yağış şekillerinin yanı sıra atmosferin yeryüzüne değen bölümünde meydana gelen yoğunlaşma tipine ne diyoruz? Sis diyoruz. Yani sis. Diyelim ki bulut ağırlaştı. Ağırlaştı. Kendini taşıyamayınca ne oluyor? Yani siz elinize bir bardak alsanız ya da bir elma alsanız durmuyor değil mi? Bulut da ağırlaşınca içindeki su miktarı artınca ne oluyor? Su miktarı artınca ne yapıyor? Aşağı doğru iniyor. Atmosferden aşağı iniyor. Tabii aşağı doğru iniyor. Yani gezdiğimiz, ayağımızı bastığımız yerde ne var? Bulut var dolayısıyla. Bulut da ne demek? Eğer çok yoğunsa önümüzü görmekte zorlanıyoruz değil mi? Yani evet. Su miktarı çoksa, hatta su miktarının çok olduğunu bazen nasıl anlıyoruz? Yol yürürken oh Allah Allah diyoruz, alnım ıslandı diyoruz, saçlarım nemlendi diyoruz değil mi? Buradan da anlayabiliyoruz. Yani o sırada ne yapmış? Bizzat bulut inmiş ki o bulutun yoğunluğu bize bunu söylüyor. Ama hava ısını verince ne oluyor? Hemen kayboluyor değil mi sis? Yani hava sıcakken ortadan yok oluyor. Sis oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Evet, bunu da anladık arkadaşlar. Buradaki diğer sorular... Benim bazen sis çok fazla oluyor, hiçbir yer gözükmüyor yani. Gözün önünü bile göremiyorsun. Tabii o ne demek? Bulutun içinde çok fazla su var demek. Değil mi? Bu soruların tamamının cevabı var kitapta. İsteyenler bunları yapabilir. Evet. Evet, meteoroloji olayını birazcık tanıdık. Birazcık daha tanıyalım. Meteoroloji nedir? Biraz önce A başlığını yapmıştık. Bir de bunu yapalım şimdi. Meteoroloji. Hava durumunun televizyon ya da radyodan takip ediyoruz değil mi? Hava durumuyla alakalı konuştuk. Günlük değişen sıcaklık, yağış, yani yağış derken neyi kastediyoruz? Yağış demek ne demek? Yağış deyince neler var içinde? Yağmur yağışı var, kar yağışı var değil mi? Nem, günlük değişen sıcaklık, yağış, nem veya rüzgar gibi hava olaylarının tahminleri nasıl yapılmakta? Sana dediler ki havada bir tane bulut var. Bir de burada bir tane bulut var. Ama şu daha içi su rengi, daha içi koyu duruyor. Ne yapıyorsun o zaman? Aa diyorsun. O zaman bu bulut daha koyu olduğuna göre içinde daha çok su var. Yani suyun rengi. Değil mi? İçinde su varsa suyun renginde olur. Süt olsaydı süt renginde olurdu. Pekmez olsaydı pekmez renginde olurdu. E canım, havada pekmezin ne işi var? Sütün ne işi var değil mi? Olsa olsa ne olabilir? Su var olabilir. Ne kadar içinde fazlalık su varsa o kadar ne oluyor? Koyu su rengi oluyor değil mi? Suyu biliyoruz. Her gün içiyoruz. O zaman bunların ne yapıyor? Bu diyelim ki ne yapıyor? Bulgaristan'dan bir bulut çıktı yola ve içi de dop dolu. Bunu uydu fotoğraflarından meteoroloji ne yapıyor? Anlıyor. Diyor ki nereye doğru geliyor bu? İstanbul'a doğru geliyor. Ha. İstanbul'a doğru geliyorsa o zaman hangi hızla geliyor bu? Diyelim ki 100 kilometre bölü saat hızla. Ha. O zaman 1 saatte 100 kilometre hızla gidiyorsa bu bulut, o zaman 500 kilometre uzaktaki İstanbul'a diyelim ki kaç saatte gelir? Söyleyin şimdi. Yağmur bulutu 100 kilometre bölü saat hızla geliyor ve
Uzaklığı İstanbul'a 500 kilometre. Kaç saatte gelir bu bulut İstanbul'a? Aynı araba gelir gibi yani. Arabanın saat. Kaç saatte? 5 saatte gelir. Evet. 5 saatte gelir hocam. 5 saatte. Evet, aferin, çok güzel. Çok güzel. Bak, yazmadan hemen şıpşak cevabını aldık. Bir daha tekrarlayayım. İki arkadaştan cevabını alamadım. Şimdi onlar için bir daha söylüyorum. Diyelim ki Bulgaristan'dan 100 kilometre böyle saat hızla bir yağmur çıktı. Siz meteorolojide memursunuz ya da meteoroloji uzmanısınız. O yağmur İstanbul'a doğru bir rüzgar onu ne yapıyor? Getiriyor. Artık o rüzgarın ne olduğunu anladık ama, değil mi? Rüzgarı geçen dersimizde anlatmıştık. 100 kilometre böyle saat hızla geliyorsa ya İstanbul'da, Bulgaristan'dan İstanbul 500 kilometre ise kaç saatte gelir bu? Her saat 100 kilometre ise o zaman 100, 500 kaç kat? 5 saatte gelir. 5 saatte gelir. Bu kadar. Beş. O zaman İstanbul'da 5 saat sonra yağmur yağacak. Meteorolog olmanın şekillerinden biri bu. Anladınız mı? Olay bundan ibaret. Şimdi o zaman az çok meteorologluğumuz da gelişiyor, değil mi? Dolayısıyla mesela köylüler bu meteoroloji olaylarını nasıl anlarlar? Mesela yağmur yağdığı zaman evet, köylülerin yaptıkları tahminler, mesela bazı ninelerimizin, dedelerimizin tahminleri çok tutar. Derler ki biraz sonra yağmur yağacak. Nereden biliyorsun nine? İşte romatizmalarım ağrımaya başladı, dizlerim ağrımaya başladı. Bu olayı bir açıklayın bakalım, acaba nasıl oluyor bu? Neden böyle bir şey oluyor? Kemal Sunal'ın da bir üçkağıtçı filmi var. O orada bir yalancı bir adam, Kemal Sunal yağmur yağacak diyor, o da yağmayacak diyor. Sonra Kemal Sunal'ın dediği doğru çıkıyor ve yağmur yağıyor. O filmi izleyen oldu mu? Üçkağıtçı diye bir filmi var Kemal Sunal'ın, orada geçiyor. Kemal Sunal orada nasıl bildi acaba yağmurun yağacağını, nereden bildi? Hava açık, güneşli ama yağmurun yağacağını o söylüyor. Diyor ki 2 saat sonra yağmur yağacak diyor. Ve hakikaten de o sırada şakır şakır yağıyor yağmur. Yaşlı nineler gibi romatizması tutmuş olamaz herhalde, değil mi hocam? Yani şöyle oluyor işte. Evet. Başka tahmin dalayım. Başka tahmin dalayım. Yani Kemal Sunal sayılan dürüst bir adam. Yani filmlerinde hep doğruluğu, dürüstlüğü anlatıyor. Yani orada da bir bilimsel gerçeği anlatıyor aslında. Yani Nasrettin Hoca neyse, Kemal Sunal da bu devrin bir Nasrettin Hocasıydı. Orada Kemal Sunal o yağmurun yağacağını, o yalancı adam yağmur, bu güneş var diyor, yağmur falan yağmaz diyor. Kemal Sunal da diyor ki bak diyor, göreceksin 2 saat sonra yağmur yağacak diyor. Yani Kemal Sunal orada bir sihirbaz mı? Yalancı mı? Hayır. Orada bir aslında bir bilimsel bir gerçeği anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Başka tahmin olan var mı? Nasıl biliyor? Yani yağmurun 2 saat sonra yağacağını Kemal Sunal nasıl bildi? Ya da ninemiz nasıl bildi? Dedemiz nasıl biliyor? Hatta ne yapıyor? Keçiler kuyruklarını aşağı doğru indiriyor. Oradan da anlıyor köylüler. Diyorlar ki çobanlar hemen kaçalım diyor. Yağmur geliyor diyor. Ve o çobanın dediği tutuyor. Meteoroloji tutturamıyor bazen. Belki evden çıkmadan şeye bakmıştır, hava durumuna. Efendim? Evden çıkmadan hava durumuna bakmıştır belki. Ha. Evet. Nasıl bildi? Kemal Sunal nasıl bildi hava durumunu? Hocam, ayak eklemlerimizde veya başımızda romatizmalar olduğu için onlar nemden çok etkileniyor ve zamanla artık saat kaçta olacağını artık insanlar buradan bilebiliyor. Evet, aferin. Güzel. Çok güzel izah ettin. Şimdi burada arkadaşlar yağmur yağacağı zaman ne yapıyor? Yağmur bulutu ağırlaşınca ne yapıyor? Biz de yemek yediğimiz zaman ne yapıyoruz? Of, vücudum ağırlaştı deyip biraz oturayım yatayım demiyor muyuz? Uykumuz gelmiyor mu çok yemek yiyince? Değil mi? Yağmurun da içi dolunca suyla ne yapıyor? Yeryüzüne doğru ağırlaşıyor, iniyor aşağıya doğru. İnince ne yapıyor? Bisiklet pompasının havayı sıkıştırdığı gibi ne yapıyor? Yerdeki havayı sıkıştırıyor. Sıkıştırınca ne oluyor? Damarlarımız sıkışıyor. Damarlarımız sıkışınca ne yapıyor? Teyzeler, nineler ne diyor? Ya o romatizma hastalarının damarları biraz inceldiği için daha rahat anlıyorlar onu, basıncın arttığını. Ve ne oluyor? Dizlerim ağrımaya başladı, işte basınç arttı. O basınç kelimesini bilmiyor belki ama o basıncın arttığını söylüyor ve buradan hareketle de yağmurun yağacağını söylüyor. Anladınız mı? Yani artık bugün bunlara gerek yok. Bu meteoroloji bunları ölçüm biçim söylüyor. Yani
meteorolojinin tahminleri doğru tutuyor. Günlükler en azından tutuyor. O açıdan bu Kemal Sunal'ın o söylediği hiçbir sihirbazlıkla ilgisi yok. Aynen bilimsel bir olay. Anladınız mı? Evet, o zaman meteoroloji ne yapıyormuş? Meteoroloji, atmosfer içinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimlerini inceleyen, bu olay ve değişimleri ortaya çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminleri yapan bilim dalıdır. Ha. Geçen dedik ki Hollanda Konya kadar toprağı var ama Türkiye'nin 5 katı tarım ve hayvancılık üretimi var Hollanda'nın. Konya kadar toprağı var ama Türkiye'nin 5 katı tarım ve hayvancılık üretimi var. Ha, neden? Bu bilimi tamamen çok ileri derecede yapmış ve köylülere diyor ki bu havada sakın işte şunu ekin diyor. Yulaf ekin, buğday ekin, şunu ekmeyin, şunu yapın, şu saat ekin, şu saat ekmeyin. Yani köylü olumsuz bir havada ekerse buğdayını, nohutunu, yulafını o zaman bütün emeği boşa gitmiyor mu? Değil mi? O zaman işte Hollanda bunu çok süper yapıyor ve çiftçiler, Hollanda'daki çiftçilerin hepsi büyük patron. Bizdeki çiftçiler ise nedir? Hepsi gariban, fakir. Değil mi? Yani böyle bir durum oluyor. Meteorolojinin ne kadar önemli olduğunu anladınız mı?